Merhaba arkadaşlar. Cevizde kabuğa kalemaşı yapıyoruz. Görüldüğü gibi ağacımız çok güzel ve mis gibi bir kabuk var. Böyle kalemlerimizi hazırladık. Daha önce bunların kesimleri yapıldıydı. Biz tekrardan motorlu testeremizle bir daha tazeledik kesim yerini. Ölü dokumuzu ferdahladık. Kalemlerimizi görüldüğü gibi hazırladık. 9 santim yerini açtık. Bıçağımız N690 MS04 kodu. Maşallah ağacımızda öyle bir kabuk var arkadaşlar. Mis gibi. Bana böyle ağaç olsun. Hiç usanmadan, bıkmadan aşı yaparım arkadaşlar. Zaten bu ağaçlar tutmasa, ağaçlar toprağa utansın bunları tutturmasa. Yani o kadar güzeller, tavullar. Şimdi bunu kesmeden önce altına çiziklerini attık. Çünkü niye? Ağlamayı aşağıdan atsın suyu, acı suyu diye. Yan tarafta görüldüğü gibi dere akıyor ama alttan kestiğimiz için de hiçbir onun bir zararı olmuyor. Eğer o su dursa arkadaşlar, duran su olsa bu da ağaçlar hiç olmaz. Kökleri boğulur, oksijensiz kalır. Çatlamadı vallahi. Ama akar su olduğu için ağaca hiçbir zararı yok arkadaşlar. Gerçekten harika bir yapısı var. Şimdi bunun kolları alttaydı. Öyle kesmişler. Kestikleri içinde biz sadece bir tazelemek amaçlı kestik. Yani bizden önce bunun kolları kesilmiş idi. Eğer bunun kolları düzgün olsaydı, tabi düzgün de kesilseydi biz bunu kollara aşı yapardık. Gerçekten çok tatlı bir, tamam, yapısı var. Kalemlerimiz böyle asılsanız çıkmayacak arkadaşlar. Ona dikkat edeceksiniz. İki kalem daha taktım mı? Tamam. Her türlü çalışmalarımızı, ürünlerimizi yeni bir program yaptık arkadaşlar. Android telefonlarda Google Play Store'dan MS tarımı, iPhone telefonlardan da yine MS tarımı indirerek bütün çalışmalarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Profesyonel ekibimize de Türkiye'nin her yerinde aşı ve budama işini yapıyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86. Buradan da 7/24 ulaşabilirsiniz. Şimdi bu ağacımıza niye çok kalem taktık? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Buna çok kalem takmamızın sebebi aşılarımız yarayı çabuk kapatsın. Böyle takarsanız buradaki yarayı kaynama noktası, yani kalus çok çabuk oluşur ve ağacımız buradaki yarayı çabuk kapatır. Nasip olursa sizlere bunun yazında tutmuş halini paylaşırız. O zaman da görürüz arkadaşlar şeyini, tutmuş halini, budamasını, hepsini yapacağım bu bahçenin. Şimdi bir saniye, poşet kesmek mi buna? Yok. Şöyle bir poşeti de takalım arkadaşlar da. Dur.
Arkadaşlar bunu şuradan şöyle tutturduğumuz zaman poşetimizi böyle sarıyoruz. Bir diğer poşetime sarayım. Şimdi bazı ağaçlarımıza poşetlerimiz yetmiyor doğal olarak. Çünkü sürekli böyle büyük ağaç tek gelmiyor. Ondan dolayı da büyük yaptırmadık fazla. Böyle sardık. İp alayım Süleyman Bey. Tam bir tanesi yeter. Ağacımızın böyle altında çünkü şeyler bırakıyor arkadaşlar. Tam bir tane alayım. Toprağını dolduralım. Burada güzel toprak var. Soğan tarlası kadar yer oldu arkadaşlar. Yer Amasya, Gümüşhacı köy, Çetli köy arkadaşlar. Şöyle bir toprakta çalışalım ya. Şimdi bunun etrafını bir delelim önce. Var bu tamam. Böyle tarihe delikler açıyoruz ki yağmur yaş olduğu zaman su buradan atsın. Kalemlerimizin tepesinde macunumuzla macunlayalım. Böyle buradan kalemlerimiz nemini kaybetmesin. Amacı bu. Hem tamir edici özelliği var. Kesinlikle ve kesinlikle aşılarımızın topraklarına buraya su koymuyoruz. Alttan sulamıyoruz. Burada atlama çizik gelip sürekli takip ediyoruz. Bakın burada ağlama yapıyor. Buralar köpük yapar, tıkanır. Onları sürekli takip edip açıyoruz ve akabinde de burayı akşam güneşi yakmasın diye gövdesini boyuyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.